Arkadaşlarım hepinize merhaba. ELT Proje kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 tane sınav sorusu çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi 51. sorunun cevabını yine sizlerden bekliyor olacağım. Yanlış cevap vermekten lütfen korkmayın. Ve bugünkü soru çözümünde yine açıklamalı detaylı gideceğiz. Yeni gelen arkadaşlarım geriye dönük soru videolarını mutlaka çözmeye çalışsınlar e, tarzı yakın ortalama olarak 50 soruda 5 yanlışın altına mutlaka düşmeye çalışalım diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. İlk yardım sorusu yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Sık hangi gevşetilir, sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır, kusma varsa mide içerini yutması için yere oturup pozisyonda tutulur, solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Şıklar 1-4, 2-3, 1 3 4 1 2 3 4 Doğru cevabımız A şakı 1 ve 4 olacaktır. Kişi bayıldıysa ilgi sıkan giysilerini gevşetiyoruz. Solunum yolu açıklığını kontrol ediyoruz ve açıklığın korunmasını da sağlıyoruz. E, bayılan kişiye şok pozisyonu veriyorduk ya arkadaşlar. Kişi sırt üstü yatıyor. Ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırılıyor ama burada iki de diyor ki bize 45 santim diyor. O yüzden eledik onu 30 santim olacak. Ve bayılan kişinin kusması varsa yere oturur pozisyon değildi. Bayılan kişiye şok pozisyonu veriyoruz. Kusması varsa yan yatış pozisyonu alıyoruz. Buna dikkat edelim. Ve şu anda da gördüğünüz gibi kişi bayıldı. Ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırdık. Ama kusma varsa yan yatış pozisyonu. Hangisi? Şekil pozisyonun belirtilerindendir. Kötü kokulara karşı burnunun tıkaması, soğulan soğulara anlamlı cevap vermesi, gözleriyle hareket eden cisimleri takip etmesi, yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Doğru cevabımız değişikliği olacaktır. Yutkunma, yükselik gibi tepkilerin kaybolması. Şu anki pozisyonu biz koma durumunda veriyorduk arkadaşlar. Koma neydi? Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybıydı. Yani bilinç kaybının en ileri durumu komaydı. Ve şu anki pozisyon yani yarı yüzüstü yatış sadece bilinci kapalı olanlara verilen bir pozisyondu. Komaya girmiş kişi ağızdan herhangi bir sıvı vesaire de verilmiyordu. E, kişi ne de dedik? Derin uzun süreli bir bilinç kaybı halinde olduğu için yani te, güzel kokular, kötü kokular fark etmiyor arkadaşlar. Burnunu tıkayamaz. Kendine değildir. Sorulara anlamlı bırakın. Sorulara cevap veremez. Kendine değildir. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip edemez. Çünkü kendinde değildir ve idrarını kaçırabilir. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? Aracının eski parçalarını çevreye atması, aracının bakımını zamanda yaptırması, aracını gereksiz yere çalışır halde tutması, aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Şimdi soru bizden olumlu olan bir şıkkı istiyor. O da B şıkkına var. Aracımızın bakımını biz zamanında yaptırırsak eğer şunu bilelim. Yakıt tüketimini fazla yakıt tüketimini önlemiş oluruz değil mi? Çünkü aracımızın bakımını zamanında yaptırıyoruz. Hava kirliliğini önlemiş oluruz. Çevre kirliliğini önlemiş oluruz. Kaza riskimizde azaltmış oluruz arkadaşlar. Biz aracımızın bakımını zamanında yaptırırsak eğer. Ve şöyle baktığımız zaman soru bizden ne, ist ne istiyordu? Olumlu bir şey istiyor değil mi? Diğer şıklara baktığımız zaman hep olumsuzluk bildiriyor. Çevreye atıyoruz, gereksizlere gereksiz yere çalışır halde tutuyoruz, ucuz kalitesiz yakıt kullanıyoruz değil mi? Yani ben size demiştim ya bazı mantık sorularında eğer sınavda heyecandan cevabı bulamadıysanız şıklardan gelin Üç tane olumsuz bir tane olumlu varsa cevap olumlu olandır veya tam tersi üç tane olumlu bir tane olumsuz varsa cevap olumsuz olandır ama şunu bilin soru sizden ne istiyor? Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne koyulur? Antiferiz, motor yağı, fren hidroli motor soğutma suyu. Doğru cevabımız B şıkkı motor yağı olacaktır. Hani ne diyorduk? Kapağı aç, motor yağını ekle. Kapağı aç, motor yağını ekle şeklinde aklımızda tutuyorduk. Ve tekrar şöyle de bakalım arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi de sorabiliyorlar. E, kapaktan motora ne koyuyor? Motor yağı. Kapağı aç, motor yağını ekle. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler. Gece körlüğü, renk körlüğü, iki gözü görmeyen, monoküler tek göz gören. Doğru cevabımız. E şıkkı olacaktır. Ran köylü sürücü belgesi almaya engel değil de alabiliyorlardı. Bir de orada monoküler var. Yine bizim için önemli. Tek gözü görmeyen kişilerde her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almak zorundalardı diyelim ve şunu ekleyelim. Yıldız not. Monoküler kişiler sürücü belgesi alabiliyorlar ama ambulans, resmi veya ticari araç kullanamıyorlar arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yukarıdaki durumların hangisinde şok tablosu görülebilir? Aşırı sıvı kaybı, kalp retin bozuklukları, başa şiddetli darbe alınması. Şıklar 1-2-1-3-2-3-1-2-3 Doğru cevabımız... D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani aşırı sıvı kaybı, kalp ritim bozuklukları ve başa şiddetli darbe alınmasında şok tablosu görülebiliyor. Şok neydi? Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumuna biz şok diyorduk ve yine yıldızı not diyelim hatırlayalım arkadaşlar. Beyin kanamasında şok pozisyonu verilmesi sakıncalıydı ve beyin kanaması belirtisi olabilecek. Burun ve kulak kanamasında da şok pozisyonu verilmesi sakıncalıydı. Belirtilerin söyleyelim. Önemli diğerine geçeceğim. Şokun belirtileri bilinç seviyesi düşük, deri soğuk nemli, nabız süratli zayıf, kan basıncı düşük, solunum yüzeysel ve hızlıydı. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yola geçidine yaklaşıldığını bildirir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. A şıkkı kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildiriyor. B şıkkı ana yol tali olduğunu bildirir. C şıkkı kontrollü demir yolu. D şıkkı üçgen içerisinde çarpı varsa kontrolsüz kavşak diyorduk. Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun faylarından birinin yanmamasına sebep olabilir? Sigortanın atmış olması, fren hidroliğinin eksilmesi, yakıt göstergesinin arızalanması, akü kutu parçalarının oksitlenmesi. Doğru cevabımız şakı olacaktır. Aracın kısa veya uzun faallerden biri yanmıyorsa sigorta atmıştır diyorduk. Peki faallerden bir tanesi sönük yanıyorsa, eğer sönük yanıyor. Far kablo bağlantıları oksitlenmiştir diyorduk arkadaşlar. Peki ampuller sık sık patlıyorsa eğer e, ne arızalanmıştı? Şarj sistemindeki regülatör arızalanmıştı. Şu anki videoya baktığımız zaman e, hemen aracın alt kısmında kırmızı şekle yanıp yanıp sönen ışıklarımız neydi bizim? Dörtlülerde değil mi? Dörtleri yakmış bulunuyorduk. Geldik dokuza. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızıyla torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Volan diferansiyel aks vites kutusu. Doğru cevabımız. D vites kutusu olacaktır. Aracın hızını bakın hızını ve torkunu ayarlayan değil mi? Aktarma organıdır kendisi. Vites kutusu yani şanzıman diyoruz. Araca ileri geri hareket sağlıyordu. E, vites kutusu ve diferansel bakın vites kutusu ve diferansel yağları azalırsa ne oluyordu? Ses, sürtünme, aşınma artıyordu. Ha, hiçbir şey bilmiyorsak yağ mı azalmış? Hemen aklımıza ne geliyor? Ses, sürtünme, aşınma artar diyorduk arkadaşlar. Peki vitesi değiştiriyoruz. Vites değiştirirken vitesten ses geliyorsa eğer bunun sebebi neydi? Niye bizim vitesimizden ses geliyor? Biz vitesi değiştirdiğimiz zaman kavrama tam ayırmıyor da işte bu yüzden geldik ona. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Doğru cevabımız. C şıkkı 15-20 dakika olacaktır. Öncelikle şunu bilelim. Turnike neydi? Atel neydi? Ee, önce atelden başlayalım çünkü karıştırıyor öğrenci. Atel neydi arkadaşlar? Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgeyi hareketsiz hale getirmeye yarayan düz bir nesne biz atel diyoruz. Turnike ise farklı. Turnike karama, kanama durdurma yöntemiydi arkadaşlar. Aşırı kanamanın olduğu durumlarda kanamayı baskı yaparak durdurmak mümkün değilse bizim tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi turnikeydi. Yaralıya turnike uyguladıktan sonra kazazedenin ağlına turnike veya T harfi yazıyorduk ve uygulamanın yapıldığı saati bir kağıda yazıp kazazedenin üzerine asıyorduk. 15-20 dakikada bir sıkma bağını şöyle 5-10 saniye kadar gevşetiyorduk arkadaşlar. Peki neden gevşetiyorduk? Biz bunu niye yapıyoruz? Dokulara, dokulara kan yani oksijen gitmesini sağlamak için yapıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Kaza tedavi edilmesi, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Şıklar 1-2-1-3-2-3-1-2-3 Doğru cevabımız. C şıkkı 2 ve 3 olacaktır değil mi? İlk yardımın öncelikli amacından bahsediyoruz. Tedavi etmek yoktur arkadaşlar. İlk yardıma tedavi değildir. İlk müdahaledir önemli olan. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi göz yaralanması olan kazası diye uygulanmaz. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak, ayakları yüksekte tutup sırtı üstü yatırmak, batan cisim varsa çıkarmamak, yere otur duruma getirmek. Doğru cevabımız. B şıkkı uygulanmaz. Neyden bahsediyoruz? Göğüs yaralanmasından bahsediyoruz değil mi? Kişi göğsünden yaralanmış ise ayakları yüksek tutsa yani şok pozisyonundan bahsediyor. Şok pozisyonu verilmez. Yere oturur duruma getiririz batan cisim vardır onu çıkartmıyoruz arkadaşlar öyle şeyler yapmıyoruz açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarıyoruz şimdi ne dedik biz delice göğüs yaralanması dedik şu anki gördüğünüz pozisyon veriliyor yani 5 yakındaki gibi ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak değil şu anki gördüğünüz pozisyon veriliyor yaralının bilinç durumu kontrolü yapılır ve yaşam bulguları değerlendirilir yara üzeri temiz bezle kapatılır bilinci açık ise yere oturup pozisyonda oturtulur ağızdan herhangi bir şekilde yiyecek içecek sıvı asla daha verilmez. Çünkü kişi göğüs bölgesinden yaralanmış değil mi? Yani zor nefes alabiliyor zaten. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. Açık yaralanmalarda şoka karşı önlem tabii ki alınır. Şimdi geldik buraya. Burası da bizim için delici karın yaralanması yani delici göğüs yaralanması bu şekilde pozisyon veriliyor. Bazen pozisyon verip de sorabiliyorlar. Delici karın yaralanması da yine bu şekilde kişi sırt üstü yatıyor, bacakları karnına doğru bükülmüş oluyor. Şekilde gösterilen maaş motorun görevi nedir birazdan bir ekran görüntüsüne bakacağız. Önemli motoru çalışma sıcaklığında tutmak, motora ilk harekete vermek, araca ilk harekete vermek, aküyü şarj etmek. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Motora ilk hareketi vermek de arkadaşlar marş motorunun görevi. Zaten biz marş motoru ile alakalı sağ soruları çözdüğümüz zaman marş motorunun görevinden çokça bahsetmiştik değil mi? Peki şu an ne oldu? Soru değişti mi? Hayır. Yine burada mantık aynı ama sadece görsel eklenmiş. Şimdi hemen aşağı inelim. Arkadaşlar sınavlarda bu şekilde de sorabiliyorlar. Ee, en solda, ortada ve en sağdaki olmak kaydıyla artık hanginize gelir bilemiyorum ama bu tarz soruları sorabiliyorlar. Motora yağ nereden koyulur dedi biraz önce çözmüştük. Supap pump gürbütör kapağından koyulur. Bazen sadece tanım olarak sorarlar. Görsel vermezler. Videoda da vermezler. Ee, ortadaki zaten bizim çözdüğümüz değil mi? Şu anki motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça neydi? Marş Motoruydu arkadaşlar. Motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça soru işaretiyle verilmiş değil mi? Orayı soruyor. Eksos manifoldu şeklindeydi. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bir numaralı aracın bulunduğu şeride seyretmesi. 2 numaralı aracın, 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. 3 numaralı aracın en sağdaki şeride seyretmesi. 4 numaralı aracın, 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Doğru cevabımız B şıkkı yasak olacaktır. 2 numaralı aracın diyor 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi geçebilir mi? Görsele baktığımız zaman hayır değil mi? Geçemez ki yasaktır. Ve biz şunu biliyoruz orada iki tane devamlı uzun uzun bir yol çizgisi var. Ee, yan yana çizilmiş iki tane devamlı yol çizgisi varsa yol bölünmüş yol durumuna gelmişti değil mi? Bizim aklımıza bölünmüş yol geliyordu. Ve bu çizgi boyunca karşı şeride geçilemiyordu arkadaşlar. Peki bölünmüş yol tanım olarak gelirse nasıl gelir? Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayı ayırıcı ile ayırıcı. Bakın orada iki tane devamlı yol çizgisi var ya o aslında bir ayırıcıdır. Bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrılmasına biz bölünmüş yol diyorduk. Arkadaşlarım biraz hızlı gidiyorum. Farkındayım ama yetişmem gereken bir yer var. Sizi de sorusuz bırakmak istemiyorum. O yüzden bir tık hızlı gidiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı zaten görselden de anlıyoruz. A şıkkı açılabilir köprü. C şıkkı kaygan yol. D şıkkı gevşek şev. Yani taş düşebilir, kare düşebilir anlamında. Freni buzlu aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır? 15, 20, 25, 30. Daha önceki soru videolarında söylemiştim arkadaşlar. Doğru cevabımız... A şıkkı 15 olacak. Şimdi geri dönük soru videolarına baktığınızda çok da geri değil aslında. Birkaç video öncesinde söylemiştim. Freni bozuk aracın çekilmesi sırasında çeken aracın saatlik hızı en fazla 15 km olmalıdır demiştim. Hatta bazen görsel olarak da sorabiliyorlar demiştim arkadaşlar. Orada 1 metre yazıyor ya işte o da sınav sorusu. Yani oradaki 1 metreyi de sorabiliyorlar. Çekilen aracın freni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır diyebiliyorlar. Cevabımız bizim burada 1 metre olacaktı. Frenleri sağlam olan, bakın sağlam frenden bahsediyoruz. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu da en fazla 5 metre olacaktı. Akünün bakımında hangisine dikkat edilir? Yağ seviyesine, antifriz seviyesine, hidrolik seviyesine, elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D şıkkı elektrolit seviyesine e, dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir de akünün içerisinde ne var? Sülfürik asit var değil mi? Yani akü sülfürik asit içeriyordu. Bu yüzden e, araçtan çıkartırken, tutarken, kontrolü yapılırken yani akü ile uğraşırken dikkat etmemiz gerekiyordu. Göz ya da cilde temasından da kaçınmamız gerekiyordu. Diyelim o kadar dikkat ettik ama e, temas ettik. Yani ne yapacağız? Sınavda bunu soruyorlar işte. Bol su ile yıkayacağız arkadaşlar. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması hangisine katkı sağlar? Hani biraz önceki yaptığım açıklamayı lütfen hatırlamaya çalışın. Yakıt tasarrufuna, hız sınırlarının aşılmasına, yakıt tüketiminin artmasına, trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız şıkkı yakıt tasarrufuna katkı sağlamış oluruz. Arkadaşlar e, ana e, kilit bir cümledir şu anki söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Biz aracımızın bakımını zamanda yaptırırsak eğer zamanda yaptırırsak eğer yakıt tüketimini önlemiş oluruz. Hava kirliliğini önlemiş oluyoruz. Çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Hani yere yağ su ve benzeri şeyler dökülüyor ya işte o çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Kaza riskini de önlemiş oluruz. Yani azaltmış oluruz. Bu söylediğim e, kilit bir cümledir. Sadece bunu bildiğinizde bile bu aracın bakım ile alakalı sorular benzer de gelse, birebir de gelse, farklı da gelse bu söylediğim kilit cümleyi öğrendiğiniz takdirde bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bulmaca sorusu. Hadi biraz bulmaca çözelim. Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında 3 numaralı alana hangisi gelmelidir? Birincisi eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. İkincisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Üçüncüsü darbe sonucu kimin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Üç numaralı alana hangisi gelecek? Kırık, çakık, yanık, donuk. Doğru cevabımız... A şakı kırık olacaktır arkadaşlar. Bakın öncelikle ne diyor? Birincisi eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması değil mi? Anlık, zorlanma, zedelenme aklımıza burkulma gelecekti. İkincisi eklem müzeylerinin kalıcı olarak ayrılması kalıcı yani çıkık aklımıza gelecekti. Ve üçüncüsü darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulması bizim aklımıza kırık gelecekti. Şu an altın çizilme daire içerisinde aldığım yerler aslında bizim anahtar kelimemiz. Burkulmada anahtar kelimemiz, anlık, zorlanma, zedelenme e, çıkıkta anahtar kelimemiz Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, bazen kalıcı eklerse sorularında bazen eklemez ama eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması olarak bilin. Üçüncüsü ise kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulması. Bu da bize kırığı veriyor. Altını çiziklerim anahtar kelimeleriniz. Sınavda sorular çıktığı zaman bunları arayın. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi yanıyor olması, kısa hüzmeli fayların açık olduğunu bildirir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı kısa faylar açık olduğunu bildiriyor. Yeşil renk yanıyordu 25 metreye aydınlatıyordu. Zaten çizgilerde aşağı doğru bakıyorsa eğer kısa faillerdir. B şıkkı ise uzun failerdi, değil mi? Çizgiler tam böyle karşıya bakıyor. Göstergemizde mavi renk yanıyordu ve 100 metreye aydınlatıyordu. A şıkkı park lambalarına benziyor dedik. E aynen öyle park lambaların açık olduğunu bildiriyor. D şıkkı da dörtlülerdi. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi, bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması, trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması, sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Doğru cevabımız A olacak değil mi? Sigara külünü İzmir'de veya işte başka şeyleri yedi işte her neyse onları atıp dökülmesi bu çevreye duyarlı bir davranış değil. Tam tersi çevreyi kirletmeye e, yönelik bir davranış. Bir de şunu söylemeyi unutma arkadaşlar bu aracımızın e, kontrol ve bakımı ile alakalı. E, aklıma geldi hemen söyleyeyim söyleyecektim unuttum. Aracımızın kontrol ve bakımını doğru şekilde yaparsak eğer bir güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş sağlıyoruz. 2- hava kilinin azaltılmasına da katkı sağlıyoruz. Önemliydi, hatırladım. Geldik 22. Aşağıdakilerden hangisi göz boşluğunda bulunan bir organdır? Böbrek, mide, kalp, karaciğer. Doğru cevabımız C şıkkı. Kalp, olacaktı göğüs boşluğunda bulunuyordu arkadaşlar. Kalbi gördüğümüz zaman aklımıza dolaşım sistemi gelecekti. Vücut dokularının oksijen besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanların taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemimiz dolaşım sistemi diyorduk. E kalp Kan damarları kan bunlar dolaşım sistemini oluşturuyordu ve dolaşım sistemi tüm vücutta yani sınav tabiri ne diyorduk vücudun tamamında faaliyet gösteriyordu. Yine ilk yardım ile alakalı eksiğiniz varsa arkadaşlar 125 tane ilk yardım sınav sorusu yayınladım tek tek de açıkladım önemli yerlerden de bahsettim. Hani ilk yardım konu anlatımına bakmak yerine zamanınız yok yok ise o ilk yorumda 125 ilk yardım sınav sorusu var ona tıklayın zaten yeterli gelecektir eğer hiç vaktiniz yok ise. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kaygan yola yaklaşıldığını, sola dönmeni yasaklandığını, sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını, sol taraftan tek yönlü yola girileceğini. Doğru cevabımız. C şıkkı bize virajı bildiriyor ama ne tarafa dönmüş? Sol tarafa değil mi? Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını bildirir. E, virajlarda hız artırılmaz. Hızımızı azaltıyoruz ve soluma yapmaktan da kaçınıyoruz. Ve viraja girdiğimiz zaman da mesela sol virajsa sol sinyali yakmanıza gerek yok arkadaşlar. Mecburi bir yolu, viraj yani mecbur döneceğiz. Aşağıdakilerden hangisi? Durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütündür. Kalp masajı, atarlı tespit, köprü tekniği, rantik manevrası. Doğru cevabımız aşık olacak da durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için diyor değil mi? Uygulan yönteme biz kalp masajı adı veriyorduk arkadaşlar. Yetişkinlerde 30'a 2 şeklindeydi. Kalp basısı 5 santimdi ve ritmik olarak yapılırdı. E, dirsekler bükülmezdi. Parmaklar göğüs kafesine temas ettirilmezdi. Aşağıdakilerden hangisi iki yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Koruma, kurtarma, bildirme, tedavi etme. Doğru cevabımız D şıkkı tedavi etmediği bir şey yok ilk yardımın temel uygulamalarında. Şimdi şöyle bakalım. Biz aslında kabak olarak söylüyoruz arkadaşlar. Koruma, bildirme, kurtarma şeklinde. Bunlar ilk yardımın temel uygulamaları. Korumada güvenliği sağlıyoruz. Bildirmede 112'ye haber veriyoruz. Kurtarmada da eğitimde öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Yani kabak şeklinde aklınıza tutabilirsiniz. Orada tedavi etme vesaire yok. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil okla ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 3 yoluna devam edecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle mantığını anlayalım. İleriye, i̇leriye hangi ışığımız yanıyor? Yeşil. Yani biz ileriye doğru gidebiliriz değil mi? Yolumuza devam edebiliriz. Yeşil yandığı için e, ileriye gitmekte olan iki nolu araç var. Ok işareti tam karşıya bakıyor. İleri yeşil ise 2 nolu araç gider. Sola kırmızı, bir sola dönmek isteyen 1 nolu araç var. E, sola kırmızı yandığına göre araç sürücüsü durmak zorunda. O da değil. E, Sağ yeşil okla ışık diyor. Sağa dönecek olan araç için yani 3 nolu araca baktığımız zaman yeşil yanıyor. O da yoluna devam edebilir. Yani 2 ve 3 nolu araçlar yoluna devam eder. 1 nolu araç sürücüsü sola kırmızı yandığı için durmak zorundadır. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? 1 2 3 4 Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 2 nolu aray sürücüsü asliye kusurlu. Orada dur levhası var. Aray sürücüsü durması gerekirken durmamış ki orası bir tali yoldur. Tali yolda bulunan aray sürücüleri ana yoldan geçen aray sürücülerine yol vermek zorundadır. Asliye kusuru bu şekilde görsel olarak sorabiliyorlar. Hangileri asliye kusurdur? Tanım olarak, madde olarak. Hangileri asliye kusur değildir diye de sorabiliyorlar. Bu yüzden söylüyorum. Lütfen geriye dönük soru videolarına bakmaya çalışın. Çünkü ben hepsini sizlere söyledim. Kaza sonrası olay yerine değerlendirmenin amacı hangisidir? Sağlık personeli niteliğinin kazanılması, kazazedelerin özel yaşamları ile ilgilenilmesi, tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırılması, kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? Bir kaza yerin kaza var arkadaşlar. E biz olay yerini niye dağlandırıyoruz? Bir amacımız olacak. Ne? Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması için. İşte amaç bu olacaktır. İşte kaza zedeli, özel yaşamları aracın cinsi modeli personel niteliği vesaire değil. Tekrar kaza olmasın. Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorundur? Park ışıklarının, acil uyarı ışıklarının, otoyol gösteren ışıkların, yakına gösteren ışıkların. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar karşı karşı yönden gelen araç sürücülerinin gözlerini kamaştırmamak için yakını gösteren ışıkları yakmamız gerekiyor. Gerçekten de inanılmaz derece insanın gözünü alan bir ışık o. E, uzunlar. Gerçekten de öyle. Bu yüzden yakını gösteren ışıkların yakılması gerekiyor. İnsanın gözünü alıyor çünkü. Yolu göremiyoruz. <laughs> Geldik 30'a. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, hava fitresinin kilenmesi, far ampullerinin patlaması, motor devirge sergisinin arızalanması. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa ne demiştik? Akü boşalır ve marş motorunun ömrü kısalır demiştik. Yani e, şu an akü boşalandığını söylüyor. A şıkkı olarak işaretledik ama bazı sınav sorularında da marş motorunun ömrünün kısaldığını söyler. Yine doğrudur arkadaşlar ki bunu daha önceki soru videolarında da söylemiştim. Peki motoru çalışır durumdanken marş yaparsak ne oluyordu? Hatırlayalım bir daha. Dişliler aklımıza gelecekti değil mi? Marş dişlisi zarar görüyordu. Marşa bastık tık diye bir ses geliyorsa ve marş motoru çalıştırmıyorsa bunun sebebi neydi? Akümülatörün kutup başları gevşemişti. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisini kontrol edecektik? Depodaki yakıt seviyesini kontrol edecektik. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? Motor yağ basıncı ikaz ışığı, egzoz gazları kontrolü ikaz ışığı, fren balataları aşınmış ikaz ışığı, emniyet kemeri takalı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız A şıkkı motor yağ basıncı ikaz ışığı olacaktı ve trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirten 3 tane lambamız vardı. Yağ lambası, şarj lambası ve hararet lambasıydı. Aracın gösterge panelinde bulunan şekleki gösterge sürücü neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aracın hızını bize bildiriyor. E, aracımızın biz aracımızı hızlı sürersek ne artırıyorduk? yakıt tüketimini artırmış oluyorduk değil mi? Ve bu sürücüden kaynaklıydı arkadaşlar. Şimdi benzer söylere şöyle biraz kayalım. aşık aracı hızı dedik ama biz aracımızı hızlı kullanırsak yakıt tüketimini artırmış oluyorduk ve bu sürücüden kaynaklanan bir kusurdu. Yakıt miktarını ne etkilerdi? Biz aracımızın bakımını zamanda yaptırmazsak eğer ee, yakıt tüketimi artmış oluyordu C şıkkı motor sıcaklığı diyor Motor sıcaklığı yükseliyorsa eğer Ne meydana geliyordu Hararet meydana geliyordu Motor devir sayısı yani biz aracımızı e, Uygun devir ve viteste kullanmazsak eğer Ne meydana gelecekti Yakıt tüketimi artırıcı artacaktı Peki aracımız hararet yapabilir miydi Elbette yapabilirdi Şıklardan sınav sorularını öğrendik Harikayız. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayatı tehlike oluşur? 5, 10, 15, 20. Doğru cevabımız. D şıkkı %20 olacaktır yani %20'sini kaybedersek hayati tehlike oluşuyor ve atardamar kanaması bizim aklımıza geliyordu değil mi? Atardamar kanaması kısa sürede çok kan kaybedilebilen bir kanamaydı. Kişiyi ölüme kadar götürebiliyordu. Atardamar kanaması açık renkli miydi koyu renkli miydi? Açık renkliydi değil mi? Çünkü temiz kanı taşıyordu. Atardamar kanaması açık renkliydi. E, toplar damar o da koyu renkliydi arkadaşlar. Su soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası hangisidir? Karter, karbüratör, radyatör, külbütör. Doğru cevabımız C şıkkı radyatör olacaktır. Radyatör soğutma sisteminin parçasıydı. Ee, orada karbüratör var bir öğrenelim karbüratörü. İşten yanmalı motorlarda. Motorun silindirlerinde yanacak. Benzin hava karışımını sağlayan ayakta biz karbüratör diyoruz arkadaşlar. Ve karter var. Yağlama sisteminin parçası. Karter yağlama. Yağlama karter şeklinde aklımızda tutuyorduk. 35 aşağıdakilerden hangisine aşınması motorun yağ yakmasına, yağ yakmasına sebep olur. Ee, acele etmeye çalışıyorum hızlı okumaya çalışıyorum. Bu sefer konuşamıyorum. Neyse bujilerin, silindirlerin, fren balatalarının, debriyaj balatasının. Doğru cevabımız. B şık olacak arkadaşlar. Silindirlerinde buna dair soruları çözmüş ve gerekli açıklamayı da yapmıştık. Hayret yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşirinin, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Doğru cevabımız B şıkkı termostatın arızalı olduğunu düşünüyoruz. Aracımız hareket yaptıysa eğer bizim radyatördeki suyumuzun sıcak olması gerekiyor ama radyatörün suyu çok sıcak değilse eğer termostat arızalı diyoruz. Dört zamanlı bir dizel motorda eme zamanda silindirlere hangi semilir? Hava, benzin, motorin karışım Doğru cevabımız A şıkkı hava olacaktır. Biz dizel e, motordan bahsediyoruz değil mi? Cevabımız A şıkkı hava. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışıyordu peki? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot yani motorun püskürtme ile çalışıyordu. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi hangisidir? Yakıt tüketimini azaltmak, aracın fren mesafesini kısaltmak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak, aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C şakı yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktı. Şimdi geldik 39'a. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını? Doğru cevabımız. C şakı değil mi? Depodaki yakıt miktarını bize bildiriyor. 40 Şirkteki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Oradaki park etme bilgi işaretine bakın ona göre araçlar park edecek. Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Doğru cevabımız. B şıkkı 1 ve 2 yanlış park etmiş arkadaşlar. Oradaki park etme bilgi işaretine baktığımız zaman araç nasıl park edildiyse biz de o şekilde aracımızı park etmek zorundayız. Yani 3 nolu araç doğru park etmiş çünkü tabelada o şekilde gözüküyor ama 1 ve 2 nolu araç yanlış park etmiştir. Şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? En sağ şeride geçerek seyretmesi, geçmek için en sol şeride kullanması, önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi, önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. Doğru cevabımız. Değişiklik olacaktır. Bir nola araca bakıyoruz. Araçlarda orta şeritte yani sağ şeride geçebilir. Sol şeride de geçebilir. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yol çizgileri de zaten ona müsait veriyor. Ee, geçmek için en sol şeridi Tabii ki kullanabilir. Öndeki araçla takip mesafesine hangi şeritte olursa kullanalım. Sağ, sol, orta fark etmiyor. Takip mesafesine mutlaka uymamız gerekiyor ama şıkkı hatalı. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını isteyemez. Orta şeritte bulunan araçlar kendi önlerindeki araçları korna selektör e, veya işte sıkıştırarak e, onları e, diğer şeritlere kaymaları sağlayamazlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani orta şeritte gidiyorsak eğer kendi önümüzdeki aracın hızlanmasını istemeyiz. Hızlanacak olan biziz. Sollama yaparız o şekilde geçer gideriz. Kaza zediği araçtan çıkarırken hangisine dikkat edilmelidir? Kollarının baş hizasına durmasına, baş tarafından çekilerek çıkarılmasına, ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına, baş boyun gövde hizasının bozulmamasına. Doğru cevabımız değişik olacak değil mi? Şimdi araçtan çıkarmayla alakalı aklımıza ne geliyordu? Rantik manevrası geliyordu. Ve bir de neyi biliyoruz biz? Ayrılmaz üçlü, baş boyun gövde, baş boyun gövde hizasının korunmasına dikkat ediyoruz. Hani yeni bir yaralanma meydana gelmesin diye. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza hangisinde olabilir? Alternatörde, marş motorunda, far ampullerinde, fan motorunda. Doğru cevabımız A şıkkı alternatörde olacaktı. 44'teyim. Yukarıdakilerden hangileri bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındadır? Yol durumu, hava koşulları, kişisel kullanım farkları, ışıklar yalnız bir, bir iki, iki üç, bir iki üç. Doğru cevabımız. D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktı. Biz zaten aracımızı her periyodik bakımda e, bakımını yaptırıyoruz değil mi? Peki erken yapılmasını gerektiren diyor. Evet yol durumu önemlidir. Hava koşulları önemlidir ve kişisel kullanım farkı tabii ki burada elbette söz konusu. Yani aracınızı ne kadar hor kullanırsanız eğer o kadar çok bakıma gitmeniz gerekiyor. 45 aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. A şıkkı neydi? Düz bir çizgi var. Yani giriş olmayan yol anlamında. C şıkkı motosiklet hariç motor ile taşı trafiğine kapalı yol anlamında. Yani motosiklet girebilir diğer araçlar giremez diyor. D şıkkı da bisiklet giremez anlamında. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Hani biraz önce söylemiştik. Dik oturuş, yarı oturuş, yarı yüzüstü yan yatış, sırt üstü yatış. Doğru cevabımız. C şıkkı yarı yüzde yan yatış pozisyonu veriyor. Kişi komadaysa derin uzun süreli bir bilinç kaybı halindedir. Ağızdan herhangi bir yiyecek içecek sıvı verilmez demiştik. Bilinç kapalı ama solunumu varsa biz buna koma diyoruz. Aracın göz serge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam resansının çalışmakta olduğunu bildirir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. B şıkkı 3 tane ok kırvına kırvına gidiyorsa arka cam rezistansıydı. A şıkkı düşük yakı seviyesi. C şıkkı ön sis lambası düğmesi, arka sis lambası düğmesi onun hemen tersiydi. D şıkkı da yağ lambasıydı. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir? Vücudun bir bölümünde faç, acıkma hissi, hazımsızlık, iç kanama. Doğru cevabımız... Aşıkı felç değil mi? Felç meydana geliyor. Bundan çok bahsetmiştik arkadaşlar. Vücudun bir bölümüne felç meydana gelir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kavşak yakını da kariyola taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışına kalan ve bir yöne trafiği ayrılmış olan kariyola kısmına ne ad verilir? Banket, anayol, geçiş yolu, bağlantı yolu. Doğru cevabımız. Değişikliği bağlantı yolu değil mi? Bağlanmasını sağlayan, birbirine taşıt yollarının bağlanmasını sağlayan diyor zaten. Ee, ve şunu da söyleyeyim. Bağlantı yolunda durmak, duraklamak, park etmek ve geri gitmek de yasaktı. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir önceki videoda mıydı? Ondan önceki videoda mıydı? Hatırlayamıyorum şu anda. Çünkü çok sorularla uğraşıyorum. Ee, bunu söylemiştik arkadaşlar. Görsel olarak varmıştık değil mi? 1. Bir, ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. 2. olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması. 3. hastane acil servislerinde müdahale yapılması. 4. sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Sıralamayı bize soruyor. A şıkkı 1 3 2 4. B şıkkı 2 3 1 4. C şıkkı 3 2 4 1. D şıkkı 4 2 1 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sağlık kuruluşuna haber verilir. Olay yerindeki yardımcı tarafından temel yaşam desteği sağlanır. Ambulans ekiplerince müdahale yapılır ve hastane acil servislerinde müdahale yapılır şeklindeydi. Zinciri aldım sol kulma taktım. Çünkü ben solam yani solak kelimesinden bu şekilde de sıralamayı aklımızda tutabiliyorduk. Baş harflerinden. Şimdi geldik 51'e. Hadi bakalım bu son cevabı sizde. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bu arada bunu Animasyon olarak da sorabiliyorlar. Haberiniz olsun. Ama yine mantık aynı. En sol şeride geçmeli. Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli. Hızlanmalı bulunduğu şeride devam etmeli. İki numaralı araca uyarak yavaşlamasını sağlamalı. Sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Yanlış cevap vermekten lütfen korkmayın. Video işinize yaradıysa lütfen videoyu beğenmeyi ve sınava girecek olan arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Geri dönük soru videolarını mutlaka bakalım. Olur mu? İhmal etmeyelim. Hadi bakalım. Yarınki soru çözümünde görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.